Efendim iyi akşamlar. Ne, var ne yok? Hoş geldiniz. Beyaz TV ekranları nasılsınız? Bu gece çok kritik. İsrail İran'a saldırabilir. Bu gece o gece olabilir efendim. Birazdan dakikalar sonra canlı bağlantılarımız olacak. Arkadaşlar hazırlıyor. Neler olacak? Üst üste açıklamalar var. Norveç vatandaşlarını uyardı İran'dan hemen çıkın diye. İngiltere Başbakanı'ndan bir açıklama geldi sunaktan. E, itidal çağrısında bulundu Netanyahu'ya. Ekranı görüyorsunuz. Hatta şurada verin arkadaşlar. Şöyle hep beraber bir inceleyelim. E, neler oluyor? Hem İsrail'e gideceğiz hem İran'a gideceğiz. Her yerden canlı bağlantı var. İşte Aha. gözler bu gece şu noktada. Yakın girebilir miyiz yönetmenim? Tahran'da olacak bu gece. Şu anda... Aydınlık gözüküyor Tahran ama dakikalar sonra belki de İsrail bir operasyona başlayabilir, düğmeye basabilir, misilleme gerçekleştirebilir. İsrail nereleri vurabilir birazdan onu vereceğiz. Ve İsrail, İsrail'de de şu anda sakin bir durum var. İsrail'in hemen hemen her şehri ekranda e, hayfasından tutun, Kudüs'üne kadar ki Kudüs Filistin'indir. Evet. İşte Kudüs burası. Efendim bunu da ekrana getirelim. E, bütün şehirler var ama gözler Tahran'da. Bakalım neler olacak. Çok kıymetli konuklarımız var. Doğan Akdeniz hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş Koray Kamaçı bizlerle beraber. Hocam hoş, hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi konuşacağız. Bu gece uzun olacak belli ki. Belki de programımız içerisinde gelişmeler başlarsa programı uzatabiliriz. Biraz sesi düşürebilirseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, bir de tabii sorumuz var her hafta olduğu gibi. İran'ın başkenti neresidir diye soruyoruz. Hepiniz zaten biliyorsunuz. Kimileri diyor ki niye söylüyorsunuz, niye basit? Ya e, insanlar şunu anlayamıyor. Bana 10 kişi değil de 20 kişi katılsa, programı daha fazla kişi izlese, daha fazla kişi interaktif olsa fena mı olur? Tek amacımız bu. Tabii, tabii ki biliyoruz cevabı bildiğinizi. Kaldı ki onu ee, bilmeyen de çok insan var. Bilmeyen de çok vardır ama bilen çok zaten. Evet. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edip, Son fotoğrafın altına İran'ın başkentini yazan 5 kişiye hem bizim milli muharip uçağımızın maketini göndereceğiz hem de atak helikopterimizi evet. maketini göndereceğiz. Çok güzel. Çok ee, aslında sonrasında. ne kadar önemli olduğunu anladık herhalde bu yaşananlardan Tabii. sonra yerli milli Kesinlikle. sanayinin. Bunları göndereceğiz. 50 kişiye de kitap gidecek. Onu da gösterelim şöyle. O da ilginç bir kitap. Büyük hesaplaşma kitabı. Yavuz şöyle Selim abi, evet değerli. Yavuz bir Selim. Pınarbaşı'na selam olsun ay yıldızlarla bezenmiş büyük hesaplaşma kitabını da Gelermiş. göndereceğiz efendim. Hemen başlayalım deriz arkadaşlar. İsrail bu gece nerelere vurabilir? O haritaya versinler hocalarımızı öyle söz verelim. Canlı yayına birazdan döneceğiz. Bir gelişme olduğuna döneceğiz ama İran'ı terk edin uyarısı geliyor peş peşe birçok ülkeden. Tahran'da özellikle Doğan hocam ...bir takım uranyum madenleri var. Uranyum zenginleştirme madenleri, nükleer tesisler kişilikler. var, nükleer tesisler var. Hedef orası. E tabii ki ilk hedef çünkü İran'ın en güçlü yanı en çok tehdit görebilecekleri. Yani özellikle İsrail'in ve bildiğimiz üzere müttefiklerinin tabii ki bu nükleer sahip olduğu silahlar. Bu anlamda ilk anlamda bunu yok etmeyi amaçlıyorlar ama bu çok kolay değil. Yani boksörler ringe çıkmadan önce birbirlerini bir tartarlar. Şu an o aşamadayız. Hem de bu büyük savaş öncesinde acaba özellikle batılı güçlerin İsrail nezdinde ve Ukrayna nezdinde biz bu büyük savaşı hangi bölgeden çıkartmalıyızın? ...cevabını arıyorlar. Bu Tayvan tarafından da olabilir değil mi Koray Hocam? Evet tabii ki. Gelişmeler her tarafta var yani. Koray Hocam? Evet. Ee, ben burada farklı bir şehre de dikkat çekeceğim. İsfahan'a. İsfahan'da nükleer araştırma tesisleri var İran'ın. Çok çok önemli. Nükleer araştırma geliştirme teknoloji anlamında... ...yaptığı bir tesis var ki... ...İsfahan şehrinde İsrail bunu uzun zamandır zaten... İran'ın tehdit olarak İslam'ı görüyoruz. Ama anda Yahudiler de yaşamıyor mu hocam? Vallahi hangi Yahudiler yaşıyor ona bakmak lazım. Siyonist değilse hiç fark etmez. kütür bombalar. Tabii Bunun böyle bir şeyi yok biliyorsun yani İsrail. Tabii güvenlik de burada çok üst düzeyde değil kesinlikle. mi İran? Yani nükleer testlerin güvenliği konusunda çok üst düzeyde şu an. Peki 14'ü verelim. Şimdi e, saldırı sırasında bu video, bu görüntü çok konuşuldu. Neden? Evet, Mescid-i Aksa'nın üzerindeki Sara. İran dronelarını görüyorsunuz evet. efendim. Kuppet-i üstünden. Şunu söyleyenler var. Efendim İsrail ve İran'ın bu savaşında tekrar evet şurada mesela dondurabiliriz. Şurada yakından da görebiliriz. Ya yanlışlıkla dronlar Mescid-i Aksa'ya düşseydi bu savaş Mescid-i Aksa'nın zaten yıkılmasını isteyen İsrail'in hedefine ulaştırmasını ya sağlasaydı. Yorumunuz nedir hocam? Ya böyle bir hata yapılmasını ben çok mümkün görmüyorum ama ben... tabii ki çok sonuçları çok e, hakikaten çok Olur. feci olurdu. Ama burada çok metaforik bir görüntü var. Çünkü oradaki e, roketlerin nereden uçtuğu yani menzil içinde gibi gözüküyor bu resimde ama asla öyle değil. Çünkü arada çok büyük bir fark var coğrafi anlamda bakıldığında. Böyle bir şeyin olasılığını ben e, sıfır görüyorum kendi adıma. Ya yani şöyle e, bu özellikle Kızıldüve khanetinden sonra sürekli evet, söylenen bir geleceğiz. şey. E, yani sürekli böyle işte Mescid-i Aksa'yı yıkma hususu falan işte nasıl yıkacaklar İran'dan atılan bir füzeyle mi vesaire. Yani böyle söylemler oldu ama ben de çok mümkün görmüyorum. 24. E, o kadar da kolay değil. Bu çok kötü olur. İran çok için çok kötü olur. Başka bir infial anlamına yani. geliyor. Başka bir infial. İran kendi ayağına sıkmaz o kadar. O koordinatları ayarlamıştır muhakkak. Peki şimdi bu fotoğraf kızıl düve dedim madem hocam. Evet. Yapay zeka ile buraya Netanyahu konmuş. Kızıl düvenin yanına e, bir kızıl düve. Hiçbir alacalık yok değil mi gördüğüm kadarıyla. Evet. Her şey bu fotoğrafın paylaşılmasıyla aslında başladı bir nevi diyebiliriz. Beklenti kızıl düveler tabii şu anda kesilmedi. Bunun bir ritüeli var kehanete. 22 Nisan'ı bekliyorlar yani, diye biliyorum. 22 Nisan evet. iddiası var i̇ddiası ama ne kadar var. doğru bunu bilmiyorum. Ee, gerçekten böyle bir kehaneti gerçekleştirmek için mi tüm bunları yaşıyoruz biz? Şimdi bir kere Netanyahu'yu iyi tanımak lazım. Netanyahu kehanetlere, bu Yahudi kehanet, işte mesela demişti ya Yaşayan'ın kehanetini gerçekleştireceğiz. Yahudi kehanetlere çok inanan, bu anlamda koyu bir siyonist anlayışta olan bir isim. Şimdi Netanyahu'nun Kızıldüve kehanetinde de akıl aldığı yerler var. İsrail'deki özellikle Aşkenaz Yahudilerinden, Yahudi haham başlarından akıl aldığı çok gerçek. Burada akıl alarak kendisi bu kehaneti gerçekleştirme adına İsrail'in daha da büyük hani o arz-ı projesi hayaline ulaşmak için bunu yapmak istiyor. Ya evet. bunlar Teksas'tan geldi. Amerika'dan geldi. Özel olarak yetiştirilen kızıl düveler. Bunlara çok önem veriyorlar. Ve bu adamlar, bu hastalıklı ruhlu adamlar, bu hastalıklı inanışlarına, kehanetlerine ...sürekli sıkı sıkıya sarılmış durumda. Ve bunun için de Orta Doğu'yu inanılmaz derecede... ...işin içinden çıkılmayacak hale getirip... ...hatta hani bu kehanetten de öte bir şey... ...hadislerde de geçtiği için söylüyorum. Menemey Kübra'ya gidecek yola dahi sokuyor. Şu anda bu çok net. Şimdi herkes 22 Nisan'a kilitlenmiş. İddia o. 22 Nisan'da o kızıl düveler kurban edilecek. Ve bununla alakalı bir Siyonist... ...efendim ne derler? Bir ritüel yapılacak. Ve bu ritüel neticesinde de oluşan sonuca göre... İsrail çok kapsamlı bir şekilde hareket edebilir bu anlamda. Mescid-i Aksa'nın yıkılması da dahil. Mescid-i Aksa'yı zaten altını yıllardır kazıyorlar. Bir yıkmadıkları kaldı. Onun için de mutlaka bir bahane oluşturacaklar. Bu kızıl düve kehaneti sıradan bir şey değil. Bak bunu yapay zeka ile yapan insan ortaya çıkartan insan da zaten bilinçli bir şekilde çıkartılıyor. Bu düvelerin İsrail'e gelişi, Tel Aviv'e gelişi vesaire buralardan tekrardan Kudüs taraflarına götürülüşü hiçbiri tesadüf değil. Hepsi bir plan dahilinde işliyor. 17-18 evet. Ya yani Ben böyle düşünüyorum. Bu arada ekranlarını yeni açanlar varsa birazdan, birazdan şunu da göstereceğiz, söyleyeceğiz. Bu gece başınız çok ağrıyabilir. Hocaların evet. bunu yorumlayacak. Evet. Neden? Dakikalar sonra ekranlarınızın başına kalan bir baş ağrısı çekiyorsanız ilginç yine bir geceye imza atıyoruz. Bir hemen hazır olsun Tahran'daki durumu görelim. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de itidal çağrısında bulunuyor. Ama İran, İsrail'e saldırırsa biz İsrail'in yanında oluruz diyor. Yani tıpkı İsrail karşılığını verebilir ama İran bir hamle yaparsa biz İsrail'i koruruz diyorlar. Bunu vermeyelim arkadaşlar. Diğer görselleri verin. Evet. Tahran'da şu anda sessizlik hakim. Canlı görüntüye zoomlayalım arkadaşlar. Tahran'da bekleniliyor. Saldırı bu gece mi olacak ki İsrail her an düğmeye basabilir. Dünya diken üstünde bekliyor efendim neler olacağına dair. Şimdi 25'i verelim. Kırmızı ineğin yani kızıl düvenin kesileceğine dair İsrail polisine sunulan bir resmi belgeden bahsediyoruz. Devletin belgesi değil mi? Bu devlet kaynaklı. Öyle deniyor. İddia o. Evet, yani kehanet böyle rol playlerle yani insanoğlunun kendi yazdığı senaryo üzerinden gerçekleşebilecek bir şey değil. Sadece bir algı operasyonu var. Bu savaşı daha doğal bir süreçler içerisinde kendilerine bir dayanak olarak almak adına yapılan bir senaryo bu. İsrail tabii ki burada çok ciddi bir geri e, savaşa karşı İran'ın bu saldırısına karşı geri bir saldırı yapmayı planladı. Bu gelişmelerde de belli, çok net. Ama bu saldırı yaparsa bölge ve hatta dünya bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Olmaz mı diyorsunuz? Hiçbir Olmaz. zaman Peki daha eskisi şu olmayacak. iddia ediyorsunuz. Göstermelik her şey. Bir tiyatrodan ibaret. Koray Hocam ya buna tiyatro diyenlerin artık gerçekten aklına şaşırıyor. Niye olmaz mı hocam böyle bir, bir şey? Şekilde böyle Çok, bir tiyatro... Ne oldu peki? İran sağladı ne oldu? Herkes bunu soruyor. Ne oldu? İsrail'e büyük elçiliği vuran o askeri havalimanı Nevatim ve Ramon hava askeri havaalanları vuruldu. Şimdi ne istiyorlar? İsrail saldırı yaptı şey. İsrail'e saldırı yaptığı zaman İran bir gecede bütün askeri tesislerini mi vuracak? Tel Aviv'i e haritadan, haritadan silse acaba rol yapıyor diyenler bunu keser mi? Ya bu füzelerle bu kadar kamikaze dronlarla hepsi bir gecede ayaklandı. Amerika'sı bir yandan, İngiltere'si bir yandan, Suudi Arabistan'ı bir yandan, Ürdün'ü bir yandan. Bütün hepsi onları imha etmek için Demir Kubbe'si de bir yandan bu şekilde büyük bir saldırıya karşılık vermeye çalıştılar. Yani savunmaya geçerek. E şimdi bunlar bunlara tiyatro diyerek söylemesi gerçekten e, bence çok e, çok söyleyeyim ya saflık yani başka bir şey değil. Ya şimdi bak İran'a düşman olabilirsin. İran'a farklı bir şekilde bakabilirsin. İran'a başka bir şeyler söyleyebilirsin. Tarih boyunca bir tarihçi olarak söyleyeyim. Evet, İran'ın sürekli böyle Müslüman devletlerle bir savaş içinde olduğunu da söyleyebilirsin ama yıl, zaman bu o zaman değil. Yıl da o yıllar değil. Artık Siyonist diye bir rejim var ve bu Siyonist rejim tamamen küreselci akılla beraber, şeytani üst akılla bu bölgeyi Büyük İsrail projesi kapsamında bir takım kehanetlerle Mesih'i de getirmeye vesaire birçok şey sayabilirsin. Bunun için bir gayret içinde. İranla... Siyonizme karşı ya kader birliği yaparsın. Bak net söylüyorum İran benim babamın oğlu değil. Ama Siyonizme karşı kader birliği yapmak zorunda olduğun ülkelerden biri. İran parçalanırsa Türkiye'ye de sıra gelir. Suriye, Irak olduğu gibi. Bir noktada, tabii ki. Peki İsrail'in İran'la savaşı bir kehanete dayanıyor olabilir mi? Böyle bir kehanetten hiç duydunuz mu? E... Bilmiyorum. Hayır ama şöyle bir kehanete kendileri İsa kesinlikle kendi kutsal kitaplarına referans olarak ilerliyorlar ve bu doğrultuda ile gidiyor. Ama o tiyatro bir tiyatro. Yani İran'ın saldırması tiyatro. İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne saldırması o zaman o da tiyatro. <laughs> Asıl tiyatro ne olduğunu söyleyeyim mi ben? Hamas'ın sözde İsrail olan saldırısı bir tiyatrodur. Ya bu saldırıyı referans olarak koskoca Filistin devletinin halkını nasıl trajik bir hale getirdikleri ortada. Asıl tiyatro neyse tiyatroyu görmek istiyorlarsa şu anki Filistin'in Gazze'deki halkın haline bir baksınlar. Yani Şam'a büyük elçiliğine İran'ın saldırması sen o, zaman, o, da, o da tiyatro o zaman. Ya ben Hamas konusuna size katılmıyorum ama bu evet. çok uzun bir tartışma konusu. Evet. Ben buna hiç katılmıyorum. Evet. Yani bunu da şey olarak Bak ben düşürüm. bir şey, bir şey söyleyeyim. Türker hocam eğer tiyatro olsa mesela çok mantıklı bir şey söyleyeceğim. William Burns CIA başkanı çıktı ne dedi? Ee, Sayın MIT başkanı Hakan e, İbrahim Kalın'dan ara bulucu olmasını istedi. Böyle bir şeyle ara bulucu olur mu? Mesela çıktı CNN'in biliyorsun Washington temsilcisi var Yunus Parksoy'dı değil mi? Evet. O da mesela açıkladı. Bak çok güzel Beyaz Saray'da o gece Beyaz Saray'ın aldığı kaynaklardan dayandırarak söylüyor İnanılmaz bir telaş sarmış. Ta ki o füzeler ve dronlar imha edilene kadar. İran bu savaşa gerçek vaat ismini vermiş. İsrail'de arzı mevut demişti vaat edilen topraklar orada da gerçek. Arzu mevut yalan, şey gerçek var. olan vaat. Vaat, vaat diyor. Dördü verelim. İsrail Bakanı Gantz, İran'a doğru zamanda bedel ödeteceğiz diyor. İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı, İran'a karşı ezici bir saldırıya ihtiyacımız var demiş. Beşe'ye geçelim. geçelim. İsrail, İran'ın insansız hava aracı ve füze saldırısına karşı yürüteceği operasyonun adını demir kalkan olacağını açıkladı İsrail. Ee, 7'yi verelim. Hı. Bir de tabii Türkiye'de ne oldu? Ya bu arada yönetmenimden rica edeceğim böyle yakın görelim neden biliyor musunuz? Türkiye'nin etrafında son 30 yılda gerçekleşen savaşlar, Ukrayna Rusya savaşları, Bosna, Abazya Kosova, Libya, e, Karabağ, Mısır'da askeri darbe, Karabağ. Afganistan, İsrail Filistin Körfez Irak, 2. Karabağ, yer. Rusya Çeçenistan, İran İsrail gerilimi ya inanılmaz bir ateş attı değil mi Doğan Hocam? Kesinlikle. Ama yani... bunun karşısında da sağlam duran bir Türkiye. Kesinlikle. Yani ne olursa olsun. Her saniye dünyadaki her ülke saatine göre etrafımızda şekillenen bir savaş var. Ve bütün bu senaryolar karşısında hepsine karşı dimdik ayakta duran bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Çok şükür ki net olarak bunu görebiliyoruz. Evet kesinlikle öyle. Şimdi 8'i verelim. Amerikan İstihbarat Komitesi üyesi Marco Rubio İncil'den sözler paylaştı. Seninle savaşanların hiçbir önemi kalmayacak. Çünkü sağ elinden tutan Tanrı'nın size şunu söylüyor. Korkmayın size yardım edeceğim. Bir din hep sürekli vurgusu var zaten sürecin başından bu yana. 9'u verelim. Mason olan Albert Pike çok konuşulur zaten. Bu videoda diyor ki e, 1981'de bazı ne demişti... ...tüyler ürpertici sözleri var. Üç dünya savaşı olacak. Üçüncü dünya savaşı... ...çıkarmamız için İslam aleminin liderleri... ...ve siyonistler arasında... ...ajanlarımız vasıtasıyla... ...ayrı düştükleri konular üzerinden... ...gerginlik çıkarmalıyız. Her şey belli. Bir de şunu verip öyle söz vereceğim hocam. Onu verelim. İsrail Başbakanı Netanyahu'yla... ...bunun sesi var mı arkadaşlar? Bir hahamın 1990 yılındaki konuşması. Bir sesini açın. Fırça da atıyor. 1990 kaç yıl önce geçmiş bu konuşma. Netanyahu karşınızdaki Geçtim. İsrail Başbakanı bugünkü. Ancak henüz gerçekleşmeyen şey Mesih'in hala gelmemiş olmasıdır. Biz bunu söylesek derler ki hayrola. İsrail Başbakanı'na o zaman değil ama 90 yılında söylenen şey. Net bir şekilde söylenmiş. Net. O, o Aham diyor, diyor ya hedefi bu. E, onu istiyor çünkü özellikle İsrail'deki o Yahudi, Siyonist Yahudi yürüyorum. ahamdaki grup o hahamların olduğu, Siyonist hahamların olduğu grup bunu istiyor. Bir an önce büyük savaşın gerçekleşmesini istiyor. Çünkü Mesih'in gelmesini çok arzuluyorlar. Devamında da diyor ki Netanyahu, Devam bunun için çalışıyoruz efendim. Diyor. Devam edin. Hemen bir kare sonrasına geçin. Dur. Yani bakın, yani kelime kelime gidelim. Onun gelişini hızlandıracak bir şeyler yap. Doğal, doğal hocam. İşin hani tabiatına aykırı bir durum var. Yani doğal olmayan bir süreçten yani evet. o kehanetin gerçekleşme sürecinde doğal olmayan suni bir şeylerden bahsediyor. Yani ne yap et? Bu süreci başlat. Başlat. Ya bu 90 yılında ne var ne yok yoktu. Komplo yok. Bilmiyorum var mıydı o <laughs> Ama yani konuşmaya bakar var. mısınız abi? Bunlar hep vardı. Devam edelim. Bir sonraki kare. Çok önemli. Çünkü bugün çoktan saatler geçti ve o hala burada <laughs> değil. Saatler de geçti diyor yalnız. Aha. E, i̇stedikleri saatler var. 90 yılında var bunu Tabii. diyorsa Tabii. yani kaç yıl? 24-25 yıl mı olmuş. 35, 35 yıl olmuş. 35 evet. yıl olmuş. Ve 35 yıldır hatta ne 35 yıldır. Yani Theodor Herzl'den beri böyle biliyorsun, değil mi? Evet. 1800'lü evet. yıllardan beri kesinlikle ve kesinlikle o büyük İsrail inançlarına devam ediyor. Ya İsrail'in ilk başbakanı David Ben-Gurion çıkıp açıklama yapmıştı. Biz bugünün İsrail'ini kurduk. Gençler Yahudi gençler Yarının İsrail'in Nil'den Fırat'a kadar kuracaktır diyor. Ya şimdi bunları zaten biliyor adamlar. Biliyor. Bunun için idealleri bu. Ya her devletin bir ideali var. Her devletin bir ideali var. Bunların ideali de Böyle ve vekalet ideal olarak kanet yani, olarak yani evet, hocam. Evet kânet kânet olarak. olarak. da ideal olarak da buna E şimdi bizim de idealimiz var. Büyük Türkiye ideali herkesin ideali. Ama Hinsa bu Kürtüncü biraz sapkınca bunların bu, Ama çok var. Şey. E Yunanistan'ın 12 mil ideali var. E, Rusya'nın denizlere inme ideali var. E, Amerika'nın biliyorsun özellikle Asya ve Avrasya'ya açılma ideali var. Bunu yıllardır söylüyor zaten Amerikan her iki zincirler falan da bunu söylüyordu. Şimdi bunlar Hep her tarafı çıkarlardan evet, değil evet. mi? Ve e, gelinen net bir şekilde gösteriliyor. Netanyahu özellikle. Oynatın bakalım adam. bir sonraki karede ne var merak ettim. Allah <laughs> Allah denemekten hiç vazgeçmiyor. Evet ya bugünün bile yapabilirsin diyor yani inanılmaz. E, bugün... Yani e, hiç... inançları gereği, kehanetleri gereği acayip bir noktada var tabii. Peki Kurtlar Vadisi'nin bir diyaloğu çok konuşuluyor. İsrail ile İran arasındaki onu izleyelim. Evet Kurtlar Vadisi sahnesini şimdi soracağım ama elimdeki uçağı görüyorsunuz. Milli muharip uçağımızı göndereceğiz 5 kişiye. Yapmanız gereken şey çok basit. Hemen soru gelsin alt yazıya. İran'ın başkenti neresidir diye soruyoruz. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edip son fotoğrafın altına doğru cevap yazan 5 kişiye e, MMO uçağımız ve Atak helikopterimiz gidecek. Duble bu gece. Daha ne yapalım? Atak helikopterimiz de gidecek. İkisi bir arada. Oo, çok önemli ne var ne yok beyazın son fotoğrafın altına yazın efendim. Ee, bu arada peş peşe açıklamalar geliyor. bana sürekli söylüyor. Gerilim var. İsrail her an saldırabilir. Ekranınızın başında kalın. Ve bu gece İstanbul'da özellikle bir baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Nedenini birazdan açıklayacağız. Ne diyorsunuz Kurtlar Ya Ben tek, tek bir şey söyleyeyim. Şimdi burada biz bir şey söylerken sanki böyle bir tarafı tutuyormuşuz gibi oluyor ama 50 kere söyleyelim. Hani gerekirse 100 kere daha söyleriz. Biz Türkiye cephesinden bakıyoruz. Biz vatan cephesinden bakıyoruz. Devlet cephesinden bakıyoruz. Yine diyorum İran benim babamın oğlu değil ama kimse kusura bakmasın. Kurtlar Vadisi'ni referans alan bir akıl o zaman Kaşif Kazınoğlu gibi bir devlet kahramanına Kaşifoğlu diye hain yaftası vuruyordu. O zaman Ergenekon'dan alınan o kahraman paşaları burada hain gibi gösteren bir diziden var. O zaman dizi farklı bir yerdeydi. Şimdi FETÖ yerli gladiyo. FETÖ Türkiye'de sevmediği adamlara ne derdi? Bunlar İrancı derdi. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan için yıllardır ne dediler? Bunlar İrancı. İsrail saldırdı. FETÖ dedi ki bunlar İrancı. Sevmediği adamlara hep İrancı benzetmesi yapardı. Ha bak şimdi gelecek noktayı görelim. Şimdi İrancı İrancı. Ya burada bir tehlike var. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Siyonist tehlike var. Ve bize topraklarını gözlerini bizim topraklarımıza dikmiş. İşte sözde Kürdistan devleti ideallerini destekleyerek diğer taraftan o teröristlerin idealinde. Fırat ve Nil nehirleri arasında bir büyük İsrail kurma hayaliyle Türkiye'yi sürekli karıştırmak, kontrol altına tutmak isteyen bir İsrail var, bir siyonist rejim var. Bir tarafta da aynı şekilde Türkiye ile kader birliği yapması gereken ülkeler var. Bugün İran bizim tarafımızda olmuyor mu? O zaman İran'ı da bölecekler. Irak'ta yaptıklarının beterini İran'da da yapacaklar. Suriye'de yapamadıklarını 27. yine bu şekilde Lübnan'dan başlayarak tekrardan yayacaklar. Ben diyorum ki bölge ülkeleri birlikte siyonizme karşı bir kader birliği yapsın. Bu kader birliği şart. Yoksa siyonizm net bir şekilde buradaki ülkelerin varlığını, topraklarını tehdit ediyor. Benim amacım bu ya. İran benim babamın oğlu değil ama zorda kaldığımız zaman Ya işte hocam Gazi orada Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi Sadabat baktı. Balkan Atlantı Eyvallah. Bölge ülkeleriyle beraber işbirliği yapmak orada lazım. Orada maalesef İran'ın da Ortadoğu'da eee sünnilere karşı özellikle bir mezhepçilik Otur, yaptığını ve sonra. neler neler yaptığını da bildiğimiz için biraz evet. İran'a evet. karşı çok mesafeliyiz hocam. E ben, de, ben de bu cepheden evet. bakarak söylüyorum. bunu. Ama benim dediğimde doğru anlaşılsın. Yani ya ben seni anladım. Sen anladım ama İran'ın da var. bunları da unutmayarak evet. bunu İran'da yapmalıyız. İran'da akıllı olsun. Ha. Tabii ki bu evet. da önemli çok bir nokta şey, İran İran'da akıllı olsun biraz. Evet. Ama yani yani nükleer programdan Amerika ile birlikte müşterek yürüttükleri İran nükleer programdan İran'ın çıkması da bir tiyatro o zaman. Yani bakıldığı zaman ve tek kendi başına bu nükleer tesisler üzerinden nükleer silahlanmaya gitmesi de bir tiyatro o zaman diye düşündürüyor. Şimdi e, İran mevzusunda neler oluyor birazdan canlı bağlantıyla da vereceğiz. Tel Aviv'e gideceğiz, Tahran'a gideceğiz ama bu görüntü çok konuşuldu. Tam İran olayının olduğu geceydi. İddia oydu. Şeytan kuyruklu yıldız olduğunu iddia ettiler. Ama bu şeytan kuyruklu yıldız değil bence. Bu görüntü Rusya'nın denemelerinden biriydi. Değil mi Doğan Hoca? Evet hocam? evet Rusya'nın silah denemelerinden biri. Silah denemelerinden silah biri. Denemelerinden Ama biri. bunun şeytan kuyruklu yıldız olduğunu iddia edenler vardı. Değil efendim. 30'u verelim. Neden bu kadar çok bu şeytan kuyruklu yıldız olayına taktılar? Güneş tutulması yaşandı 8 Nisan'da. Şeytan kuyruklu yıldız görülecek denildi. Görüldüğü iddia ediliyor. Ben görmedim. Nisan ayı kargaşa ve felakete neden olacak? Deniliyor. Ee, buradan yola çıkarak bir takım komplo teorileri üretiliyor. 31'i verelim. Güneş tutulmasından sonra Çin'de gökyüzünde görülen tuhaf bulutu herkes çok paylaştı. 32'yi verelim yine. 32'yi verelim. Evet bu da yine Rusya'nın güneyinde olduğu iddia edilen bir görüntüydü. Şeytan kuyruklu yıldız denildi. Değil efendim bu da değil. 33'ü verelim. Şeytan kuyruklu yıldızın böyle olacağı iddia ediliyor. Ama olduğunu çıktığını iddia edenler var ama ben resmi bir açıklama görmedim. Bu yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama böyle inanışlar var. Yani buradaki şeytan kuyruklu yıldıza göre İsrail'in bile bir takım kehanetlerini gerçekleştirdi. Evet çünkü tarihte çok metaforik yani sembolik bir anlamı var. Özellikle olumsuzluk anlamında bu kuyruklu yıldızın. Şu günümüzdeki oluşan bu olaylara baktığımız zaman, olumsuz ortama baktığımız zaman olasılıkla tabii ki aklına gelen insanların böyle bir kuyruklu yıldızın varlığına ilişkin ama Rusya'nın yaptığı Tabii ki hipersonik füzelerle ilgili denemelerden ibaret. Tabii ki değil o kuyruklu yıldız. Ben de öyle düşünüyorum. Evet hocam, Koray hocam. Ya kıtalar arası balistik füze biliyorsun denedi Rusya. Bunun da açıklamasını yapmıştı. Ee, onunla alakalı olduğu bir şey söyleniyor ama özellikle Irak, İran ve e, birkaç yerden, o Orta Doğu'da birkaç ülkeden görülen e, kuyruklu yıldız, şeytan kuyruklu yıldızın da olma ihtimali yüksek. 12. Bununla alakalı 2095'te bir daha geleceği, geleceği söyleniyor. söyleniyor. Tabii. Yani neyle meşhur bu? Felaketlerle, savaşlarla, kıtlıkla, salgınla, e, bununla alakalı benzeştirilen, yani uğursuz kabul edilen bir e, olay. Yani bunu evet. bu şekilde de değerlendirebiliriz. Peki. Hiç de iyi gitmiyor. Evet, anlık bakıyoruz. İsrail her an tetiğe basabilir, düğmeye basabilir. Acaba yine dronlarla mı bir savaş olacak? Ama burası Tahran. Tahran'da ışıklar yanıyor. Tahran'da ya, şu ya. anda hayat devam ediyor. Ee, herhangi bir Siren sesiyle dair bir büyük şey yok. İsrail'den büyük kaçış var ama. Bugün mesela bir videoları... var kaçış. Tabii videolara yansıdı. Hem deniz yoluyla hem hava yoluyla inanılmaz derecede insanlar İsrail'i terk ediyor. Acaba niye? 13'ü verelim. İran askeri gücünü göstermek için bir video yayınladı. Tabii çeşitli propagandalarda devam ediyor. Sesi var mı bunun? Doğan hocam. İran'ın elinde atom bombası var mı? Yani Ya yani bu nükleer savaşa dönebilir mi? Nükleer savaşa çünkü İran'ın bu anlamda son oynayacağı kos tabii ki nükleer savaş. Kozumunu her zaman kullanıyor. Rusya da bunu kullanıyor. Yani günümüzdeki Tabii. kullanması gayet doğal. Çünkü karşısında e, maalesef hani belden aşağı vuran e, güçler var karşısında. Özellikle Amerika, İngiltere başta olmak üzere İsrail'de kullanarak. Yani nükleer aşamaya gelindiği zaman zaten burada dünyanın hakikaten sonunun geldiğini Sonu gelir o zaman. Altı. Bu arada İran'la ilgili şu an herhangi bir infial yok. İran'da bir arkadaşımız var yazmış. Aha. Hayat normal akışında devam ediyor. Devam ediyor diyor. Devam herhangi bir infial olmuyor. İsrail yani. her an düğmeye basabilir. Bu görüntü İsrail'den. Ee, evet. Neden ayrılıyor insanlar İsrail'den? Neden ayrılmayacak ki? Şimdi tiyatro diyenler bunu bir düşünsün bakalım. Oradaki insanlar bunun tiyatro olduğunu Bu, algılayamıyor mu? Ya, gel, doğru Hükümet bir görüntü yapamıyor. değil mi? Doğru bir While Why live the promised land children? Evet. Bak oh. e, şimdi şöyle Türker Hocam. Yani seçilmiş insanlar neden kalmıyor da bunu evet. korumuyor da İnanıl... gidiyor gibi bir cümle evet. yazmışlar evet. zaten. Evet. İnanılmaz bir şu anda infial var. İsrail'de ticaret zaten durma noktasındaydı. Son gelişen olaylarla özellikle e, baktığınız zaman İsrail'de insanlar kaçmaya çalışıyor. Aslında İsrail e, Doğan Hocam'ın da önemli bir söylemiydi aslında yayın konuştuk eğer İran'a saldırırsa böyle kapsamlı F15X'lerle falan saldırı yaparsa bu İsrail'in sonu olur. Keşeniyet. E bunu da İsrail halkı da görüyor işte. Görüntüler Avrupa'da mı? Avrupa'da aileler silah kullanma dersleri aldığı belirtiliyor. Bence böyle çok faydalı. sosyal medyada böyle görüntüler var. Kimin evet. için? Avrupa'da yaşayanlar için mi? Yani Tabii bir, beklenti <laughs> bir beklenti var sürekli. Bir beklenti var. Morada Netanyahu ile HaH'ı tekrar verseniz o kadar çok mesaj gelmiş ki çok net anlatıyorlar diye on numaraya arkadaşlar. Evet tabii çok çok net Yani e, bizim burada saatlerce konuşmamıza gerek yok. Şu diyorum. cümleler, bakın işlerindeki başarı diyor. Burada Netanyahu 1990 yıl karşısında bir haham var. Buraya senden onay ve yardım almaya geldim diyor. Her konuda hazırım diyor. Hem her alanda hem kişisel hem politik. Son görüştüğümüzden bu yana pek çok şey gelişti diyor. Haham, evet pek çok konuda ilerleme kaydettik diyor. Ancak henüz gerçekleşmeyen şey Mesih'in hala, gelmemiş, hala gelmemiş olmasıdır. Burada durun. Onun gelişini hızlandıracak bir şeyler yap diyor Neten Yahuya Haham. Devam edin, devam edin. Yapıyoruz diyor Neten Yahu. Yapıyoruz. Görünüşe göre bu yeterli değil diyor Haham. Çünkü bugün çoktan saatler geçti. Ve o hala burada değil Ancak günün bitmesine birkaç saat var Bunu denemeye devam edelim diyor Aslında hepsi birbirle bağlantılı 22'yi verin Demek ki Mesih'in gelmesi için mecbur. Hızlandırabilmeleri için Kızıl düveyleri de Onlara göre mecbur oldukları var. bir şey O gün özellikle önemli bir misyon yüklemişler evet, Saatler, evet, doğru, doğru, vardı. Oradaki saatler o var oradaki o ifadesi evet. O güne ilişkin günlerden hangi gün Hangi ay ya yani o da çok önemli bir şey olabilir Bir doğru, veri olabilir evet, bugünler günler evet. için Ve bakın yaşayanın kehaneti Kızıl Düvek Diğer mescid Aksa'nın yıkılıp yerine yeniden Süleyman Mabedi'nin inşa edilmek istenmesi. Birçok kehanet bak İsrail'in o Siyonist kafadaki insanların anlayışını gösteriyor. Yani net bir şekilde öyle elle tutulur bir savaş hani farklı bir şey yok bir cepheleşme. Bir dini ezoterizm var burada. Bu ezoterizmi görmemiz lazım. Bu çok önemli. Yani bu ezoterizmle birlikte bölgeyi tamamen ateş çemberi yapacak ve Mesih'in de gelişini hızlandıracak projeleri yapmaya çalışıyorlar. Yarın öbür gün bu savaş kızıştığında iş Melame-i Kübra'ya dönecek yani Armagedon'a. Ondan sonra zaten Armagedon'la beraber o kıyamet savaşının fitili ateşlenecek. Bunu yapmak istiyorlar. 26. Bunlar hastalıklı ruhlu insanlar. Bu siyonist kafa, kafadaki insanlar. Özellikle Netanyahu bunun başını çekiyor. E, bunun çok vardı. Yani Menihem, Megan, ondan sonra Ariel Sharonlar. Kimler kimler geldi. Çoğu da aynı kafada. Hiç değişmedi ki hep aynı. O yüzden şaşırmıyoruz artık. Amerikan ordusu İsrail'e doğru gelen kamikaze dronların yarıdan fazlasını kendilerinin düşürdüğünü resmen açıkladı. Evet, yani. NBC şöyle bir haber yaptı son dakika olarak verelim. İsrail her an İran'ı vurabilir diyor hala son dakikada. İran Dışişleri Bakanı sonraki tepkimiz daha sert yıkıcı ve kapsamlı evet. olacak diyor. İsrail ordusu ise böyle bir saldırıya yanıt vermemek mümkün değil diyor. Pentagon Sözcüsü Ryder'ın son cümlesi gerilim tırmansın istemiyoruz diyor. Ama İsrail bu gece vurabilir. Bu karede de şimdi efendim Netanyahu ile Kızıl Düve yan yana getirilmiş. Ama bunun bana görebilirseniz bunun bir yapay zeka ile bir araya getirme olduğunu söyleyelim. Ama bu fotoğraf yayıldı. Kimse buna itiraz etmedi. Çünkü Netanyahu güçlendi yeniden. Belki de İran'ın saldırısı. böyle bir tez var hocam. Ee, kızıl düveyle Halk yan yana bir fotoğraf. Ya İsrail, nasıl güçlenmek bu? Buradaki belge ise kırmızı ineğin kesilmesi için İddialı. İsrail polisine sunulan bir belge olduğu iddia ediliyor. İşte şu kadar bıçak bulunduracağız. Bunları bulunduracağız. Ne var için? Onlar mı var? İşte tabii 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 onlar var. Yani ne kadar işte iki tane bıçak alacak. Şu kadar Efendim torba koyacağız, şu kadar bilmem ne koyacağız. Çünkü hani ritüel yapacaklar ya, o ritüelle evet. onu gerçekleştirmek istiyorlar. Şimdi bu tabii yapay zeka ile yapılmasının da nedenleri zaten belli. Ama şimdi önümüzde bu yapay zeka olsa da bir realite var. Nedir bu realite? Ya bunlar Teksas'tan getirilen inekler ya. Yani, özel geçti, hocam. ayine dönmüş. Aynen yani. bu inekleri özel olarak yetiştirdiler. Böyle kırmızı, parçasız, tamamen lekesiz bir şekilde almak için de Hatta biyolojik anlamda da bir takım değişiklikler yapıldığı da az iyi söyleniyor Amerika'daki yani laboratuvarlarda. Tabii yani bu bu laboratuvarla, ya. Çünkü yani kehanete göre hiçbir şurada şuraya tabii, göstereyim arkadaşlar. Tabii olmaz. Şuraya gel. Evet. Düvenin üzerinde hiçbir alacalık olmayacak. Tabii tabii kesinlikle. Düvenin üzerinde hiç başka bir renk, renk olmayacak. yani. Böyle kızıl bu olacak şurada. Yani bu şekilde. Ama Şöyle olmayacak. kızıl olacak. O tamam, Alacık tamam. olmayacak. Kehanet evet. bu. Evet. Bundan şu anda birkaç tane var, değil mi? Evet, İsrail'in elinde. Beş tane olduğunu biliyoruz biz. Hangisini kesecekler bakalım? Beşini birden. Beşini birden kesecekler. zaten kehanet o ya. Kehanet bu hacı. Evet. Beş kızıl O zaman beş kesiyoruz. tane yoktur hocam onların elinde. Daha fazla vardır. Daha şimdi. fazla da tabii ona göre bakarlar. Bir tanesi Ece Deli ölmesin de ondan sonra mahvolur kehanetleri diye mantıksız işler. Maalesef Görüşmeler bunları görüyoruz. Dünyanın hocam. düştüğü hale bakabiliyor musun? Hastalıklı ruhlu insanlar kehanetlerle onunla bununla dünyayı bu şekilde... Gerçekten. İşte Putin'in söylediği ne kadar doğru değil mi? Bunlar bak Putin bunlara karşı mücadele ediyor. 43. Bu, bu küreselcilerin e, şeytani üst akıllı, akıllarıyla Putin mücadele ediyor. Ve görüyoruz gelinen noktayı da. Evet bir nükleer... Bu büyük evet, bir nükleer, bir, bir nükleer o... tehlike kapıda mı diye ekrana getirdik. Tabii bölge karışırsa burası... Rus yani nereden gelecek hocam? Evet özellikle oradaki nükleer tesisler e, sabote edilirse ya da saldırılırsa oradaki nükleer sızıntıdan kaynaklı bizde çok büyük bir tehlike altında olduğumuzu gösteren çok önemli ve bir Sinop, evet, 150 evet. km. 150 150 km. Mesafel, yani burada Rusya ya yönelik Çernobir bir saldırı çok Tabii. daha büyünü. Tabii. Allah korusun yaşamamız çok muhtemel. Çok büyük bir tehlike. Büyük Şu bir tehlike. an kuzeydeki en büyük tehlikelerden biri bu. Ee, Ukrayna geçenlerde bununla ilgili bir açıklama da yapmıştı. İşte güya Ruslar e, Zaporozhye nükleer santralini hedef alabilir diye Ukrayna bu açıklamayı yapıyorsa bilin ki Amerika büyük bir ihtimal bu burayla alakalı bir sabotaj planlıyor. Üst, şey Rusya'nın üstüne atacak. Rusya, Rusya yaptı diyecek. E, bu çok önemli. Bizi çok kötü ettiler bu. 29'u verelim. Aynen, Bugüne öyle. dair sıcak görüntülerden biri de Birleşik Arap Emirliklerinden geldi. Evet. Şimdi biz geçen hafta ne var ne yoktu şunu verdik. Birleşik Arap Emirlikleri... Ee, ...ne deniliyordu oradaki yağmur denemelerine? Bulutlama mı? Evet şey, bulutlama, tohumlama, pro tohumlama, tohumlama yaptım, projesiyle he. yağmur yağdırmış. Evet. Yani bilmiyorum bu projeyi biraz fazla mı kaçırdılar? Ama <laughs> e, Abu Dhabi sular altında kaldı. Uçaklar perişan, yollar sesi var mı? Yollarda insanlar kaldı, o kadar yol yap her şey bina yapmışlar ama... altyapı yapamamışlar herhalde belli. Hemen sonrakine de geçelim. Ve gökyüzünün yeşile dönmesi var. Hemen ekrana onu getirelim. Evet bu... Havalimanı yolu burası da yine herhalde. buçuk yılda düşen yağış 24 saatte düşmüş. ...bir buçuk yılda düşen yağış 24 saatte düşmüş. Yani bu tohumlama şimdi ilginç tabii. Ben öyle bir şey iddiada bulunmuyorum ama evet bakın bunlar havalimanındaki durum. ama. Tohumlama projesini kendisi açıkladı. Ben değil. Resmi açıklama. Dediler ki biz tohumlama projesi yaptık, yağmur yağdırdık. Geçen hafta burada yayınladım. Üzerine bir hafta sonra şimdi böyle bir şey olunca insan yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek mi? Geliyor artık yani. Öngörü de bulunmuşsun Türker Hocam. Yani acaba ya fazla mı kaçtık? İşte doğanın ayarlarıyla oynarsan doğa sana böyle bir tepki aynen verecektir tabii. Bu kaçılmaz. Dubai az? değil. Mekke, Medine'de de mesela yeşillendiyor oralar. E niye yeşillendi? İşte o bulut tohumlama programı eee Suudi Arabistan'da bulut da. Bulut tohumlama da ekliğim şeylambda bir parçası aslında baksana. Evet, aynen öyle. Yani, Doğru. Hani buna komplo diyenler için güzel görüntüler görsünler bakalım nelerle. E, sesini açın. Sesini ne gibi açın. sonuçlar doğruca bak. Havalimanına bak yani. baksana hocam. Havalimanına yani. bakın. Dubai şu anda inanılmaz derecede gitmiştir bende. Peki 29 ayı verelim. Eee sağanak yağış sırasında da gökyüzü e, yeşile dönmüş. 29A arkadaşlar. O görüntü de çok paylaşılıyor sosyal medyada. Peki birazdan gelinceye vereceğiz. Akışta vardı arkadaşlar o yüzden söyledim. Evet. Tamam geliyor şimdi ekrana. Evet bu görüntü çok konuşuldu. Böyle geliyor geliyor. E tabii böyle bir mega şehrin altyapısını yapmazsanız zaman zaman maalesef İstanbul'da yaşıyoruz. Tabii, şu yeşil görüntü, görüntü. Evet, evet bakın burada yani tabii havanın de, şeyini görebiliyor musunuz? Yem yeşil oluyor. Yol. Herkes bunu paylaşmış ve DM kutum bununla dolu şu anda. <laughs> ee, e, lütfen bunu yorumlar mısınız? Hocalarımız ne der diyorlar. Koray Hocam. Yani ben e, Doğan Hocam'ın dediğine katılıyorum. Eğer doğa, doğanın dengesiyle doğayla oynarsan Doğa sana hiç alışık olmadığın şekilde görünür ve etkilerini de çok ağır bir şekilde bedel ödetir gibi ödetir. Net bir şekilde bir buçuk yılda yağan yağışın 24 saatte Dubai'ye yağması Dubai'yi felç etti şu an. E ne oldu şimdi? İstediğin kadar tohumlu bulut. Evet yani yeşil olmasını evet. olmasının sebebi de ortada güneş ışığına dair herhangi bir şey de yok görüyor musun? Kap evet. Kapalı bir hava, çok yoğun bir yağış ama yem yeşil oluyor. Yani evet. olması çok, çok acayip bir görüntü. Çok acayip. Bunu muhtemelen biz daha çok konuşuruz bu görüntüyü. Evet efendim e, İran'ın başkenti neresidir diye soruyoruz. İsrail'in bu geceki hedefi biliyorsunuz. Atak helikopteri ve milli Muharip uçağımızın maketlerini iki tane ikisi bir arada beş kişiye gidecek bunlardan görüyorsunuz. Tahran yazıp ne var evet. ne yok beyaz Instagram hesabını takip edip son fotoğrafın altına Tahran yazanlara gidecek. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Ee, İsrail özellikle savaş planı çerçevesinde aldığı kararla F-15X savaş uçaklarıyla saldırı savaş uçaklarına yüklediği ağır bombalarla İsrail'in, beli, e, İran'ın belirli nükleer tesislerini vurma konusunda şu anda hazırlık yapıyormuş. Bak çok çok önemli. Belirli nükleer tesisler. İsfahan'a burada bir daha dikkat çekiyorum. İsfahan'da nükleer araştırma programının merkezi var. Orada İran'da. Eğer orayı vurursa var ya İran'da nükleer anlamda büyük 37. bir felç yaşar. Oradaki programlama şeyi çok önemli. Yani hedef gösteri gibi bir şey yapmayalım ama böyle bir şey varmış. İsfahan deniliyor evet. 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 Şimdi bunu da yakından görmenizi rica edeceğiz. Burası İstanbul. E, Cadde-Bostancı Bostan, sahili herhalde. Sesini de açın. E, kuantum bilimiyle şifa. Var mı sesi? Bir kere hocam, Cuf çuf Hoca diye bir adam var yani <laughs> şey, <laughs> Pakistan'da. <gülüyor> evet. Ona laf edenler, aha Cuf çuf Hoca burada. Çok Pakistan'a kadar gitmeyin. Peki, 36'ya verin o zaman. Bak Ve, bak buradaki kitle o tarz şeylere gerici der. Ama kendi yaptıklarına kendi. bak. Hah, ha, bravo. Evet. Bu da Fransa'nın Çufçuf Çuf Hoca'sı. <laughs> Dokunmayla, hipnoz edip insanları böyle düşürüyormuş bu nasıl bir şey ya, böyle? Ses var mı bunda? da? Herhalde böyle bir gücüm olsa buradan geçerken bütün böyle kameramanlara yani evet çok yani bak dokundukları insanlar arkasındaki insanlara bir şey olmuyor ama yani o kadar gülüyor yani şey, sarışın bayan düşerken güldüler diye ama bak arkada tutan insanlar var hızı düşecek evet. ya. Onlara bir şey olmuyor yani. Evet. Evet. Kısacası böyle sahtekarlara inanmayın. i̇nanmayın. İşin özü o. Bu gece başınız ağrıyabilir. Neden? Çok Reklamlardan sonra söyleyeceğiz. Çünkü bu gece İstanbul'da bir takım havasal olaylar yaşanacak. Evet, bizde de Deprem falan değil. Yaşamalar. Sonra insanlar telaş yapıyor. Havasal. Bir takım havasal olaylar var. Reklamlardan sonra anlatacağız bunu. Bir yerden ayrılın. Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz efendim. Koray Kamacı ve Doğan Akdeniz bizlerle birlikte İsrail bu gece saldırabilir. İran'da ve İsrail'den görüntüler. Hocalarımızı şöyle ekrana alacağım. E, Tahran'da evet. şu an durum ne? İsrail'de durum ne? Ve yayınlayacağımız daha çok görüntü var. ha bir son dakika vardı. Malatya'da deprem olmuş efendim. 5-6 dakika önce tam biz reklama giderken çok deprem geçmişiz. değil dedik. Yani, şomaz diyeceğim de şimdi olmayacak yani. <gülüyor> deprem <gülüyor> değil dedik, deprem olmuş. Malatya'da 4.3 büyüklüğünde. Geçmiş olsun. Battal Gazi'de ee, çok çok geçmiş olsun herkese. Ee, i̇nşallah çok fazla ama Şanlıurfa'dan falan duyulduğunu okudum her yerde. 4.3 ...büyüklüğünde olmasına rağmen herhangi bir sıkıntı yoktur diye umuyoruz efendim. Ee, bu gece İstanbul'da bir havasal bir olay yaşanacak. O yüzden başınız ağrıyor olabilir. Bunu doktorlar söylüyor. Birazdan ne olduğunu açıklayacağız. Bir de bir sorumuz var. Ee, İran'ın başkenti neresidir diye soruyoruz. Tahran olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Ee, beş kişiye hem bizim atak helikopterimiz... ...hem de milli muharip uçağımız Kaan gidecek efendim. Yapmanız gereken şey ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edip son fotoğrafın altına Tahran yazmak. Ama takip etmeniz gerekiyor. Takip etmeyenlere yok. Hocalarım sizi şöyle alalım. Tabii ki. Ee, Doğan Hocam ve Koray Hocam'ı. Tahran'da vardı ama tamam o videoyu ben hazırlatacağım. Bolu kazısı ile ilgili Koray mı? Hocam bir bulamadım. video attı. Ben de... Bulamadım. Ne o yüzden bulamadım. Bulamadın mı? Bulamadım. Yani tamam sen anlatırsın o zaman. Bir şeyler varmış herhalde. <laughs> evet. Evet son durum bu. Yaşanan Tahran'da herhangi bir sıkıntı ...yok gibi duruyor. Bu arada Belki Ayfa'da de olmayacak. yağmur ne diyorsunuz? herhalde değil mi? Ayfa'da yağmur mu var toz mu? Ayfa'da herhalde o kameranın... Evet. ...öndeki görüntüden kaynak olabilir. olabilir. Ee, olmayacak mı Doğan Hocam ne dersin? Ne? bugün ya İnşallah olmaz da. İnşallah tabii ki olmaz ama... ...her an her şey olabilir yani evet. bekleyin. Ben bekliyorum aynı. ama bugün... ...olmasa da çok kısa bir zamanda... E, ...savaş kabinesinin aldığı kararla... ...hatta bak söylüyorum en çok bunlar konuşulacak... ...F-15X uçakları, saldırı uçakları... ...büyük bir ihtimal İsrail çok yönlü bir saldırı çünkü İsrail'in karizmasını acayip çizdi İran. Hem çizdi, İsrail korkuyla ama tanıştı. bir yandan da diğer yandan da İsrail için meşru bir zemin oluşmuş oldu. Az önce söylediğim herhalde tam anlatamadım, ifade edemedim. Evet. Hamas'ın İsrail'e saldırısını, İsrail fırsat bilerek Filistin devletinde başlattığı soykırımı İsrail adına yapılan bir senaryo olarak nitelendirdim ki evet. İran bu İsrail'in büyükelçiliğine İran'ın İran, e, İran büyükelçisine İsrail yaptığı saldırı sonrası İran'ın karşı hamle yapması da yine İsrail için bir meşru zemin anlamına gelebilir. Bu saldırıyı zaten İsa'yı bekliyor olabilir ki açıklamalar bu yönde yani her an her şey olabilir. Sen demedin Hamas tiyatro yaptı demedin. Hayır tiyatro, canım asla. olur mu en çok asla. savunan Böyle insan yanlış yayınlarda? Çünkü... Evet evet yanlış. Yayınlarda Ben en yanlış çok ifade insan. ettim sanıyorum. Şimdi evet. Yine evet, yine doğrusunu söyleyeceğim. Evet. Bak evet. ben de mesela bir şey ekleyeyim hocam çok önemli. Allah'tan sayın yani başta Cumhurbaşkanı olmak üzere... ...Türk devleti olayın farkında sessizliği o yüzden. Hani bunun bir tiyatro olmadığını çok iyi biliyor... Tek, tek bir şey söyleyeceğim bak tek bir şey. Bizi izleyen o kitleye buradan söylüyorum. Seçim gecesi Sayın Cumhurbaşkanı kimle telefonla görüşmüştü? Tüm ajanslara girmişti. Türker hocam, hoca? da soruyorum bunu. İran Cumhurbaşkanı reisiyle. Yani, İbrahim reisiyle, reisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bizim şu anda o anlamda Mekik diplomamız çok sağlam. İran'la kendi para birimleri üzerinden ticaret yapıyoruz. İran'ın güvenliğiyle alakalı ki Sayın Cumhurbaşkanı yakında Irak'a gidiyor. Şimdi bölgede Türkiye'de. yavaş yavaş ticaret yollarının oluşacağı bir zamandan geçiyoruz. İran'ın da bu anlamda bu bölgede ticari anlamda oluşacak yeni ittifaklarda yer alacağı çok kesin. Evet. Bu net. Bak bu net. Cumhurbaşkanı ya yani veya Türk Devleti ne yapacak? Şimdi bütün gün uzun zamandır Yunanistan'da yapılan birçok tatbikatta İsrail'i evet. görüyoruz. Nabıldina tatbikatı İsrail'in Doğu Akdeniz'de sürekli namlular Türkiye'ye çevrilerek yapılan bir tatbikat. Onun haricinde... Türkiye'ye yönelik açıklamalarını zaten 7 Ekim'den beri Netanyahu'nun tutumunu biliyoruz. Böyle bir ortamda diyorum ki Siyonizm'e karşı kader birliği yapsınlar. Ama hocam İran'ın o geceki saldırısı insanları tatmin etmedi. Neden? Dronelar yola çıktı. Tel Aviv'i 3-5 saatte, saatte liste... vardı. Bak bak bir şey söyleyeyim. Çok net Zaten şey demir kubbe var. E ne yapalım? Bari bütün askeri, askeri birlikleri bir şey yok etmesi mi <laughs> gerekiyor yani, bilmiyorum ama. Tel Aviv'i haritadan silse keser miydi acaba o arkadaşları? Buradan söyleyelim. Ya, ne yapması yani lazım? O kadar daha bu kadar söyleme İran, daha etkili bir saldırı. O zaman ediyorsun. net söylüyorum. İran vurduğu iki havalimanını incelesinler İsrail'de. Biri Nevatim havalimanı biri Ramon. İkisi de özellikle Nevatim Şam'daki büyük elçiliğinin İran'daki o istihbaratı veren, vurulma istihbaratını veren havalimanı. Onun İsrail, var. var ya, İsrail ya. burayı vurdu mu? Şey İran vurdu mu? Vurdu. Ne yapacak daha İran? Oradaki masum 1 milyar dolar sivilleri vursa 1 milyar dolar da benim maddi hasar Kalk değil mi? Açıkladı İsa. O gelsin ya. O nerede? Bak. Bir dakika ben şimdi rejiye yazıyorum. Hasan yazıyor. abi bize atmıştım onu bu Hasan ya, abiye. Işte, Hasan abiye atmıştım Hasan abi. Yani abiye. Şam'daki ben İran Büyükelçiliği vurmasına yönelik istihbarat buradan geldi değil e geldi. mi? Geldi. Şam'daki büyük elçiliğini bravo hocam. Vurulan Neresi o hocam, istihbarat. Göstersene. göstersene. Biri Nevatim. Yok hocam gerek yok. Biri hocam. biri Nevatim askeri havalimanı. biri de Ramon askeri havalimanı. Bu askeri havalimanları İran'ın bölge e, İsrail'in bölgede hocam, istihbarat sağladığı, istihbarat sağladığı önemli askeri havalimanları, İran zaten amacına ulaştı. Misillemeye karşı misilleme, ne yapmasını bekliyorsunuz İran? Haritadan silse, televizyonu bu sever diyecekler ki tüm zalim İran, bütün oradaki masumları da katletti diyecekler. İsrail'e geçerli. İran bilmiyor muydu? onların demir kubbe tarafından ve diğer devletler tarafından etkisi hale getirileceğini biliyoruz. Suudi Arabistan'ın başta olmak üzere değil mi? O evet. O hava sahasında. ona da yazıklar olsun yani hocam ürünle, bu arada. Söyleyelim. Suudi Arabistan içinde bir çift lafımız var tabii ki. Evet. Yani İran'ın saldırısında buradaki özellikle atılan dronlar ve roketleri değil mi? Evet. E, onları düşüren en yoğunluklu olarak Ürdün ve Suudi Arabistan işgal medyası söyledi bunu. Evet. Biz İsrail'i işgal ediyoruz. İşgal medyası bunu söyledi. Net. Net olarak ya, ya, hakikaten Suudi Arabistan'ın Ürdün'e de ...buradan yazıklar olsun diyorum. Aynen öyle. Hiç şaşırmadık her zamanki tavırları. Bak net bir şey daha söyleyelim. Ee, bize buradan İran'cı şu bu yakıştırmalarını yapanlara... ...çok net bir şey söyleyeceğim. Bir daha söylüyorum. FETÖ'de aynı şekilde Sayın Hakan ya Fidan olmak üzere... Biz şimdi her görüşe yer veriyoruz tabii, bize. Şimdi insanlar e, Biz değiliz. Ya Sen benim nasıl bir kişilikte olduğunu biliyorsun. Biliyor yani biz... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin Ali menfaatleri... ...benim için Bak, Ben de, de diğer görüşü üstüncedir. seslendiriyorum e, tabii, burada. Diyorum ki e, normal, İran daha bizlerin beklediği evet. daha farklıydı. Belki bizi kesmedi. Keser inşallah. Onu da yapar inşallah diyelim. <laughs> ama şey, bir uyarıydı. Zaten evet. açıklamada bunu paraleldi yani. Aynen öyle. Bu bir yani şey yaptı çünkü. Ondan yani. ben. O drone'ların yola çıkması, saatler sonra gelmesi falan. Gerçi şu da var. Hocam Şunda, nasıl yapsın? gözünü seveyim <laughs> <laughs> Türkiye. Ki atmadı ki. Davulla zurnayla evet. bu işler oluyor diyor. Bak bunu Bravo. özellikle Amerikan basını yapıyor. Aynen öyle. Ön almak için. Dakika dakika, saat Reuters, saat, Reuters. İran'ın şeyini paylaşıyorlar Tabii ya. Reuters. Rusya Ukrayna savaşında da aynısını yaptılar. Artık yeni taktik bu. Her şeyi paylaşıyorlar. Yani normalde Amerikan İstihbarat Servisinde olacak bilgileri televizyonda görüyorsunuz. Aynen. Bu bir Amerikan taktiği. Bravo. Yani ön almak için, Gladio duyurmak taktiği. için. taktiği ben öyle diyorum bir de. Dünyaya bunu yapıyorlar. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana şimdi o yüzden diyor insanlar ya Davul Zunola savaş mı olur? olur? Bal gibi olur işte oluyor. Bir de insanlar şunu da bilmiyormuş o gece şunu da gördük. İran'ın Dünyanın en büyük drone <laughs> üreticilerinden birinin olduğunu çok bilmiyorlar. Bilmiyorlar evet. En büyük üreticilerinden. Tabii. İHA üreticilerinden. Bilmedikleri için de Türk İHA'larına bile bağlayanlar vardı. Daha neler? İşte Daha, burada milli savunmanın ne kadar önemli olacağı çıkıyor. Bilgi var bu insanlarda. Bak milli hocam savunma, çok güzel bir şey söylüyor. Yani milli savunmanın yani kendi savunma sanayimizin olmasının işte İran'da örneğini gördüğümüz gibi sonuçta ne diyorlar? f 16 Yunanistan'a karşı kullanamazsın. F35'i şuna karşı kullanamazsın. Patriotları bu kullanamazsın. Şuna kullanamazsın ama bizim savunma sanayimizdeki bu atılımımızda çok doğru bir şekilde ivme kazandığımızı ve 2030'daki o büyük savaş odaklı anlayış var ya hazırlıklar. Ona da çok iyi hazırlandığımızı ve bu anlamda emeğe geçen herkesi de alnından öptüğümüzü de bir kez daha evet. yeri gelmişken söyleyelim Türker Hocam. Bravo. Evet. Yani kendi silahınız varsa, kendiniz üretiyorsanız sırtınız yere gelmez. Bu kadar basit. İşte gördük. Aynen. Bir Bunu ülkenin gördük. milli savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İran o füzeleri seyirlik olarak hani yok efendim ona da dediler ya İran o füzeleri yayınlıyor işte teneke bilmem ne göründüğü gibi değil. Vallahi gördük yani İki Ama İran büyük kararlılık, büyük bir cesaret. Aynen. Ukrayna üzerinden neden NATO Rusya'ya direkt savaş açamıyor? Neden? Bir de bu coğrafyada neden? olduğumuzu unutup insanlarda şöyle bir söylem var ya. Evet. Neden savaş teknolojilerine para yatırıyormuşuz? Evet. Neden savunma sanayi gelişiyormuşuz? Abe gerizekalı. Ne yapalım? Sen görmüyor musun? Az önceki Şu versenize de Türkiye'nin evet. 30 yıl boyunca etrafındaki evet, olayları verelim. Bak, çok güzel bir. bir harita ya. Yani inanılmaz o olayı anlatıyor. Ne yapsın bu ülkeler, Şirah bu devletler? Silah sanayiindeki bile eleştiriler hepsi. var ya. İnanılır çok, gibi çok değil. Çok önemli bir örnek söyleyeyim Bakar mısın? Bak çok ibretlik bir örnek söyleyeceğim. Şimdi ona laf edenler. Allah için söyle. Bak sen de yakından takip ediyorsun. Ya bize yıllardır her onları veren İsrail değil mi? İnsan araçlarımız o zaman her onlardı. Yahudi kralın ismi aynı zamanda. İsrail'den alıyorduk. Öyle bir şeydi ki bak acziyete bakar mısın mecburen? O görüntü PKK ile ilgili aldığı görüntüyü bir taraftan bize veriyordu, bir taraftan PKK'ya veriyordu. Biz boş Tabii. dağ taşı bombalıyorduk. Maalesef. Bak, patriotlar bizim toprakları istiyordu, konuşlandıracağız. Kumandası kimde? Alman Generalde. Ne demek ya? Şimdi aslanlar gibi uçakla e, güzellerimiz var. Uçaklardan, Seyir fotoğraf var. Tayfun, var. Hocam, evet. uçaklardan fotoğraf çekiliyordu. balistik füzelerimiz var. ...Koray hocam, uçaklardan fotoğraf çekiliyordu. Terör örgütleri nerede birikmiş diye... Evet. Resimler geliyordu, ona göre ya. Mehmetçik gidiyordu. Ya da karakol baskını oluyor. Emir komuta zincirinde bir savaş uçağının helikopterin kalkması günler alıyordu bir sürü şey demiz oldu o yüzden. Bak şimdi, ne oldu? gelinen noktaya bak. Düğmeye bir basın. Sınırlardaki o karakol sistemi, 3 metrelik o değil mi? Korunaklı duvarlar, sensörlü alarm sistemleri. yani şimdi bunlara hayır mı diyelim, olmadı mı, yok mu diyelim. Yani teröre karşı da çok önemli hamleler yapıldı. Silah sanayinde de çok önemli hamleler yapıldı. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun bu gerçeği herkes kabul etmek zorunda. Bitti bu kadar. Biz acı ve kan dolu bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet. Tarih bazen coğrafyaya dar gelebilir. O zaman da geçmişte Türk devletlerinin yaptığı gibi... Muhakkak ki sınırlarınızda bir problem varsa sınırlarınızı arttırın diye söyleyen eski değil mi böyle Atilla vesaire Avrupa'nın imparatoru hani deyimler vardır ya. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de öyle bir coğrafyada yaşıyor ki Türkiye bu coğrafyada onu yaptı dört olarak. tarafımızın savaş olduğu bir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü olmak zorunda. Devo, o yüzden bu çok o az önce söylediğin cümle çok güzel bir cümle. Suriye'de o yüzden Türkiye. güvenli bir ülke Osmanlı'dan beri Türk ordusunun en çok geniş alana yayıldığı Heh. bir zamanı yaşıyoruz. Bunu biz söylemiyoruz. Amerikan'ın Amerika en önemli medya Aynen. kuruluşlarından bir tanesi haber yaptı bunu. Aa. Haritasını yayınladı. Ama ne diyorlar hocam? Somali'de ne işimiz var? Balık tutma hekti geldi değil mi evet, hocam? Doğru. Deniz Somalideki doğru. Bak Somali'de bugün Türk Çok stratejik ordusun. bir hamledir Somali'de oluşur. Tabii oluşursun. Libya'da, e, Karabağ'da değil mi birçok yerde yani Balkanlarda, Kosova'da her yerde Türk ordusu birçok yerde, birçok alanda. Niye? Bu Türk devletinin gücüdür. Türk ordusunun oralarda olması Türkiye'nin orada olması demektir. Orada ba bayra dalgalanan bayrak ya Osmanlı'dan da beri evet. Türk silahlı kuvvetleri bu kadar yayılımcı bir coğrafya üzerinde dünya üzerinde okuması Olundu, konuşlandı ve başka bir dönem Aynı, olmamış. Olmaz. E şimdi bu başarı değil de nedir ya? He. Biri bana bunu söylesin. Ve Somali'deki o çıkartılan hani gaz hidratlar var ya Onların %30 kullanım hakkı da Türkiye Cumhuriyeti'ne Hidrokarbon ne demek? Kaç katta doğalgaz oranla 7 kat sıkıştırılmış doğalgaz içerdiği için evet. oradaki hidrokarbon yatakları çok büyük bir zenginlik. Bu zenginliğin kime ait Aynen. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait. Bu kadar basit. Net. Kesinlikle. Bak, kesinlikle buna dikkat edin. Şu Ayasofya'yı versenize. Şimdi birileri de evet, ya. artık ajan mıdır bilmiyorum. Hristiyan turist Ayasofya'da ibadet etti. Ayasofya'da ee, kaçıncı? Ajan değil bence rahip. İnanılmaz. Hmm. Bu sesi var mı bunun? Bence rahip, evet, ajan değil. Ajan varsa. böyle mi olur ya? Geliyorlar bayrak açıyorlar, Yunan bayrağı açıyor. Geliyorlar buna bu ibadet evet, evet, ediyorlar. Evet. Yunanistan'ın sevdası Şok. hiç bitmez Ayasofya sevdası. Şok. Türker hocam bu adam rahip. İbadet rahip ediyor. mi? Evet, ibadet ediyor. Ettiği yerde ya neden bu kadar çok üst yaşam. üste yaşanmaya başlandı? Söyleyeyim mi? Söyle. Net bir şekilde. Buradan da çağrımız olsun. En azından bak çok güzel. Sen bu programda bekliyorsun. Bakanlığa çağrı bulunacaksın herhalde. He? Bakanlığa mı çağrı e, Tabii yapıyorsun? ki. Şimdi orada üç tane yönetim var. Diyanet, bakanlık, vakıflar. Bak net bir şekilde söylüyorum. Önce Kültür Bakanlığı'na. Allah aşkına bir camiyi açtık değil mi? Resmi gazetede 2020 yılında açılan bir cami statüsü. Ayasofya kebiri bir cami. Ya böyle bir statüde olan yerde üst katın müze olması ne demek? Ne demek? Bir tarafta ibadet ediliyor, diğer tarafta adam bunu yapıyor. Bu yol olur. Yarın öbür gün daha çok Bak bununla ilgili bir sürü yazılar yazdım. Ayıptır, günahtır yapmayın ya. Bak çok çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyorum bundan haberdar edilmiyor belki ama Ayasofya'da çok büyük bu konuda sıkıntı var. Bu benim aklıma başka şeyler getirtiyor. Ama bu bir projeyi getirtiyor. Yani, büyük de bir Dinler gelir kaybı için herhalde başka bir strateji uygulandı üst katlığa ilgili Ya 25 euro giriş yapmışlar. tamam? Bir ara o da skandaldı. Türk giremez. 25 euro versen de giremezsin. Sonra bu skandal olunca dedi ki kalktı. Anlaşılmış. Bak kalktı. yo o vardı. Kalktı. Bir, bir dediler falan sürdü. 25 euro vereceksin. Hani girebilirsin. Türk de girebilir ama kardeşim benim vatandaşıma ben niye turist şeyi tarifesi evet. uyguluyorum ya? Benim vatandaşıma ben kendi Türk vatandaşına turist tarifesi 25 euro bilmem ne. Ya çocuklu aileler var. Nasıl gidecek oraya? Kaç para böleceğim. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un evet, İsrail'e karşı İran'ı desteklediğini Normal. buyurmuş. Netanyahu'ya İran'daki hassas tesislere saldırmasını tavsiye etmiş. Et de ne oluyor diyor değil mi? Yani şey yani bir ironik bir yaklaşım var mı? Evet. <laughs> evet. evet. Putin'in <laughs> açıklaması vardı hocam. Ne diyordu? Yani da görelim diyor. Putin ne diyordu hocam? Saflar Tabi tabi Ya yani bir taraf olmalı. Ha, ha. onu verelim o cümlesi neredeydi? Evet. evet. Putin'in Putin değil mi? İki arkadaşlar, iki numara. Üçüncü Dünya Savaşı'nda iki taraf var diyor. Bir, Rusya, Çin, İran, evet. Yemen, Kuzey Kore. İki, Amerika Birleşik Devletleri, NATO, İsrail ve Birleşik Krallık. Şimdi Hangi tarafta e, duracaksınız? Şimdi bana İrancı Türk, diyenler... Türkiye için böyle bir şey yok bu arada. Bir bu dakika, söyleyeyim. Türkiye için yok ama bana İrancı diyenler... NATO Hadi Türkiye'nin Türkiye karar hocam. verme şeyi olacak bir yerden sonra. Tarafsızlık da bir yere kadar denge politikası. E Biz buradayız. Ne yapacak, nerede NATO. olacak Türkiye? Amerika'da, İsrail'de olsa keser mi arkadaşlar hocam, acaba? Hocam, hemen söyleyeyim hocam, sana. Bak, Türkiye bak, söyleyeyim. orada eee tarafı tarafında denge olur. Denge bir yere kadar diyorum bak. E, yok bir dengeye tutturur. Burada, ben... tutturur? Maalesef, NATO var e, ya burada. Rusya Ukrayna arasında nasıl tutturdu? Maalesef NATO vardı. NATO yazdı ama Rusya Ukrayna savaşında da NATO vardı. Öyle düşün. Evet. Türkiye'nin onlara buluşturan taraf oldu. Ama Muhtemelen denge politikası bir, şey bir yere kadar gider. Ben bu, bu hep böyledir. Ha, sen diyorsun ki otur, birinci tarafta olacak diyorsun. Sultan II. Abdülhamit Han'la denge politikasını en iyi uygulandan biliyorsun. Yani Osmanlı'nın son zamanlarında çok iyi uygulanmıştı denge politikası. İngiltere'ye evet. karşı Rusya, Rusya'ya karşı İngiltere falan. Şimdi bu e, denge politikası bir yerde çökecek. Şu an Yemen bombalanıyor zaten evet. değil mi? Yemen'de de tabii Yemen'de e var değil mi? Yemen'e de saldırılar, saldırılar var. İsrail'in yapacağı ilk iş İran'dan ziyade Lübnan'a saldırarak Lübnan'da sınırlarını genişletmeye bakacak. Şu an Hizbullah çok büyük tehdit görüyor. Evet, bu çok Bu görüntüde Hindistan'dan Bak, en önemlisi. Mavi vatanla yönelik bir şey söylüyorlar burada hocam. Niye tehdit. Hindistan böyle bir evet. yöneldi? Hindistan bir füze geliştirmiş. Brahmos. E, satışını bu, bizim üzerimizden yapıyor. Yani Yunanistan'a karşı sempatik gözükerek bir reklamını yapıyor yani füze reklamını yapıyor ve diyor ki Yunanistan'a diyor ki mesaj veriyor bak bir Türk fırkati ne gelirse diyor bu füzeyle vurursun diyor tabi biz orada ellerimiz armut topluyor olacağız Fırkatiğimiz, savaş kemimiz onları izleyecek sen bu füzeleri al ki diyor bizden Brahmos, füzeleri. ee, Brahmos füzelerinden Brahmos füzelerinden ee, yani şey gibi şampuan reklamı yapar gibi füze reklamı yapıyor Yunanistan evet. çok enteresan evet. hani silah sanayi nasıl geliştireceğini Kıbrıslı şaşırdı. Kıbrıs'ı da bir bütün olarak evet, gösteriyor 300 Kıbrıslı kilometrelik bir menzili olan Kıbrıs'ı bir bütün olarak gösteriyor bu arada hani Hı. küstahlıklarının Haddi hesabı yok. Ya hakikaten bu kadar alçakçı tavuk. Türkiye dostluğu var Hindistan'da Yunanistan'la. Ee, Yunanistanla yapılan askeri tatbikatlarda Hindistan askerleri hep yer aldı. Şaşırmayalım. Evet. Ya Çanakkale'de gelmedin bu Hindular? Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela. Hindistan hani, eşittir birleşik yani. Şiirinde, değil mi? Amerikan ordusu Orta Doğu'ya acil bir şekilde lazerli drone savar sistemi getiriyor. İran'ın başkenti Tahran'da gece saatlerindeki askeri hareketlilikte dikkat çekmiş. Rus televizyonları Washington'ın mevcut tabloda Betty benzi atmış göründüğünü bildirmiş. Doğru. Amerika Birleşik Devletleri istememesine rağmen böyle bir cevabın geleceği, bu gece belki de gelebileceği söyleniyor, iddia ediliyor efendim. Ama henüz bununla ilgili bir gelişme yok, düğmeye henüz basılmış değil. Yunan medyasının bir iddiası var, onu getirelim F-15X'lerle alakalı. O Eğer hangisiydi? Hazırsa, e, reji onu getirirse, Pentepos takmada Çok çok önemli bir iddia bu da. 46 e, herhalde bilmiyorum. İsrail saldırısı. Tabi tabii İsrail saldırısına ilişkin hocam. E, bu bu değil. E, diğeri İsrail saldırısına ilişkin. E, İyim şurada. Ellerinde yok galiba. F o şu anda. Yok mu ha? Yok. E, bak bu Siz da çok söyleyeyim. önemli. Madem bunu getirdiler e, hocam bu da değil mi Libya ile evet. alakalı? Bak çok önemli Türker hocam. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bak bu Libya ile ilgili sürekli Türkiye'ye karşı bu anlamda Libya'daki haklarımızdan anlaşmamızdan uzaklaştırarak Amerika'nın bölgeye gelip yerleşmesini dikkatle izliyoruz. Bu bizim anlaşmayı da tehlikeye sokuyor herhalde hocam. Tabii ki ya Yetki anlaşması yani. anlamsız kılıyor en azından. Aynen. Yani tehlikeye sokması yanı sıra oradaki doğal zenginlikleri, doğal gaz rezervlerini, hidrokarbon yataklarını ha, yani payımıza düşen haklarımızı el, elimizden alıyorlar. Haklarımız gasp ediliyor. Gasp edilmeye çalışıyor ve bunu Libya Yargı Mahkemesi üzerinden, Adalet Divanı üzerinden yapmaya çalışıyor. Amerika'nın oynadığı diğer bir sinsi oyunda bu. Bak Kesinlikle. tiyatro diyoruz ya al bir tiyatro daha burada. Evet. İran Kara Kuvvetleri Komutanı bir açıklama yapmış. Vurkaç dönemi artık bitti. Topraklarımıza saldıran herkes cezalandırılacak demiş İran. Onu en başta söylemişti. Önce komutanı. iPhone'ların mesajlar kısmında yüz, yüksek riskli açık tespit edildiği aktarılıyor. Kullanıcılara ayarlardan ay mesajı kapalı duruma getirilmesi konusunda uyarılarda bulunulmuş. Bunu da hatırlatalım. Ee, teknoloji yani yapay zeka, getiriyor. casus yani ya, evet. sürekli. Bizim zihnimiz ya, söylediklerimiz kusur, kusurluk üzerinden bizim beyni düzeylerimizi evet, değil sürekli. tercihlerimizi bir şekilde anlayarak ona göre hareket ediyor. Bak. Gates, 2030 yılına kadar bütün sistemlerde <gülüyor> sıfırlamaya <gülüyor> gidilecek sonrası <laughs> için yeni bir başlangıç yapılacak. Büyük savaş olacak. Dünya savaşına bütün ordular, Birleşik Krallık yani İngiltere ordusu, Amerika ordusu, bizim kendi ordumuz, savunma sanayimiz hepsi 2030'u referans evet, alıyor. bak çok enteresan. Ona hazırlıklar. Evet. 2030 tarihi tesadüf bir tarih olmayacak belli. Evet. Peki tamam. şu şeyi konuşalım artık. 34'ü verin arkadaşlar. Baş bu gece İstanbul'da neden insanların başı ağrıyacak? Bunu biz değil tıp e, adamları açıklıyor, bilim adamları açıklıyor. Nedenmiş hocam? İşte zaten buradaki Amerika'dan, şey Afrika'dan gelen bu toz bulutu değil mi? Çölde bu kuraklaşmanın, evet, çölleşmenin gelen. de bir işareti olan bu toz bulutunu solumak e, bir baş ağrısına. Dolayısıyla ciğerdeki, o teneffüs ettiğimizden o ciğerdeki birikmeden kaynaklı bir takım sağlık sorunlarını... Özellikle çocuklar ve yaşlılarımız üzerinde çok daha dikkatli olmaları, sokağa çıkmamaları gerektiğini uyaralım. Ve sokağa çıkan genç, yaşlısı herkesi çok şiddetli bir baş ağrısıyla karşı karşıya kalma ihtimali çok Bu güçlü. gece geliyor. Bu gece geliyor. Evet. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Diğerleri de yapışıyor. Ee, yani bunu teneffüs ettiğimiz an itibariyle birçok sağlık sorunu, baş ağrısı, şiddetli baş ağrısı başta olmak üzere sağlık sorunlarıyla karşılaşacağız. Öyle gözüküyor. Hocalarım sizi böyle alabilirim. Evet. Efendim programın sonuna geldik. Tabii ki Tahran yazıp ne var ne yok beyazı takip eden 5 kişiye maketler gidecek. DM'lerinizi takip edin. DM'lerinizden yazacağız size. Sonra vay efendim ya yazıyoruz DM'den hocalarım. E, adresinizi bize gönderin diyoruz. Sonra da insanlar görmüyor. Üstünde haftalar aylar geçiyor. Diyorlar ki "Aa siz bana yazmışsınız." Lütfen DM'yi takip edin evet. efendim. Oradan yazıyoruz Mesaj isteklerine bakın değil mi? Mesaj ben de bazen olamıyorum. Olamıyorum. Biz de atabiliyor muyuz bu arada? E, buyurun hocam siz. <laughs> <laughs> çok teşekkür ediyoruz var, çok teşekkür, güzel çok program oldu. Bizim burada e, yani, değil mi? Yaptığımız teşekkür. bütün uyarılar, bütün her şey e, tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin Ali menfaatlerini ön plana alarak yaptığımız uyarılar e, Bu konuda da e, her zaman da Türkiye Cumhuriyeti'nin Ali menfaatlerini ön plana almaya da devam edeceğiz e, Ben buradan bizi izleyen e, Tüm dostlara, tüm seyircilere e, Çok teşekkür ediyorum Bugün bizi yalnız bırakmadılar e, Gerçekten de e, güzel bir program olduğunu da inanıyorum Biz teşekkür ederiz teşekkür. Nasıl geçtiğini anlayamadık evet, evet, Emeklerinizi sağlık sağ Muhteşem sağ bir program Şey Lider Haber'de ve Ulusal Kanal'da beraber program yapıyorsunuz evet. Onu Yarın her saatler. çarşamba 23'te Lider Haber'deyiz her pazarda 21.30'da ulusal kanalda evet. programlarımız var değerli izleyenlerimize saygılarımızla bekleriz efendim. Eyvallah evet. efendim perşembe akşamı saatler 23:30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız Evan York'la e, görüşmek dileğiyle hoşçakalın.